Amerikan Truck Simulator'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yeniden yeni bir çekici oyuna aktarıldı. ETS garip kaldı birazcık. ETS gerçekten e, üvey evlat muamelesi görüyor. E, gün gelir devran döner. Biyona, 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 biyona e, olarak gidiyor. Her neyse Mac'in yeni aracı eklendi arkadaşlar. Şöyle formdan da bakmak gerekirse Mac... Pinnacle ve Mac Anten Black Edition e, oyuna eklendi. Black Edition Mac'in Black Edition'dan bahsetmek gerekirse e, oyunda bulunan mevcut Mac'e sadece Black Edition versiyon geldi. Yani aracınızı sims'ye hali sokabiliyorsunuz ve bunu direkt satın alabiliyorsunuz. Şimdi sizlere zaten göstereceğim. içi dışı komple e, Black Edition oluyor. E, daha sonrasında yeni çekici olarak da Mac'in Pinnacle ee, değil mi? Yanlış hatırlamıyoruz. Yanlış şöyle söylemedim. Ee, Pinnacle, aynen. Pinnacle aracı oyuna eklendi. ATS'deki tır çokluğu kaçı çıktı? Hiç haberim yok. Takip edemiyorum artık. Devamlı yeni yeni bir şeyler çıktığı için e, takip etmesi gerçekten zor. Ee, birazcık aracın görüntüsü eski, yeni karışık bir şey olmuş. Yani modern durmuyor, eski de durmuyor. Daha çok hani ben bu aracı SnowRunner'daki araçlara benzettim. Onlardaki bu, bu hani offroad araçları falan var ya daha çok onlara benziyor. Zaten ee, birazcık da böyle ne bileyim toprak yollarda odun falan çekerken kereste falan çekerken o, o manalarda kullanılabilecek bir araç gibi. Ama ee, Mac Anthem yani bilek bu versiyon ya da bunun diğer versiyonu. Daha çok böyle otoyol aracı gibi ama Bunu da aynı şekilde yapmışlar zaten Şimdi oyun içerisinde göstereyim bu aracı Bir ilk önce şöyle e, Hizmetler çekici galerileri Diyelim Mac'e tıklayalım Şöyle en başta zaten Mac Mac'e tıkladıktan sonra çevrimci satın al Diyelim ve garajına gidelim arkadaşlar Mac Antem Var Antemler var Antemler var Yine Pinecaller var burada Görmüş olduğunuz gibi Mac Antem 70 Slipper bir de en sona geçiyorsun mekanitem 70 slipper ya Black Edition şu araç Black Edition olarak bunu eklediler yeni olarak ve bir gün sonra da bir gün ya da iki gün sonra da bu geldi İkisini bir peş peşe oyuna eklediler entegre ettiler şimdi özelleştik dedikten sonra bu araçları zaten normal versiyona çekebiliyorsunuz sadece Black Edition işte bir şey olarak eklent olarak geldi diyeyim sizlere istediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz yine araçlara Herhangi bir şey yok. Bakın Black Anthem Edition e, olarak bu şekilde her şeyini yapabiliyorsunuz. Edition, Bulldog falan. Bunlar geldi açıkçası. Yeni bir araç değildi. Bu daha çok özelleştirilebilir olarak. Modifiye edilebilir şekilde eklediler. E, daha sonrasında şöyle jantlarına baktığımızda Black Anthem Edition olarak jantlarında görebiliyorsunuz. Ve falları falan standart vesaire. E, şuralara bakalım. Ben daha çok daha doğrusu bu aracı ben de tam doğru dürüst incelemedim. Hani geldi mi geldi tamam bitti benim için. Zaten bunu kullanmıyorum. O yüzden Kenworth T680 kullanıyorum ben. O araç çok karizma bir araç olduğu için. iç kısmına geçtiğim zaman bilek detaylarını burada görebiliyoruz şeyde. Şimdi şuradan direksiyona tıkladığım zaman Black antem edition. Bir de iç gösterge şeyine baktığım zaman bilek antem edition olarak burada kendini gösteriyor zaten. Böyle bir özelliği var. Şimdi bu aracı biliyoruz. Yenisine geçelim. Pinnacle'a geçelim. Pinnacle'ı bir göstereyim sizlere. Pinnacle dediğim gibi çok böyle eskiye gidiyor ama yeniye de geliyor. Biraz önü kısa değişik bir araç. Birazcık e, Amerikan ya da tamam okey okey olur olur. <laughs> Şimdi 6x4 şasiler var burada. 6x2'ler var. Şöyle bir ekleyeyim bunları. Arkayı falan kısaltıyor görmüş olduğunuz üzere. 6x4 arkayı uzaltıyor. Şu arkaya yatak yerini koyuyor. Motor kısmında 505 beygirle 415 beygir arası bir motor var 18 vites roterlili 12 vites roterlili 7 vites art 12 artı 2 6 7 vites seçenekleri burada Mevcut bir sürü motor seçeneği yine Motor diyorum şanzıman seçeneği burada Mevcut arkadaşlar İç kısma geldiğim zaman ise Standart premium Premium exclusive Ultra olarak burada karşımıza çıkıyor boyalar kısmında ise ee, mavi vesaire gibi standart boyalar yine burada mevcut da bulunmakta. Şuna inelim. Şuna tıkladığımızda oversize glowat olarak karşımıza çıkıyor. Chrome kaplamalı, Chrome kaplama sis failleri, Chrome kaplama sis failleri ve players olarak karşımıza burada çıkıyor. Üst kısma çıktığımız zaman Big Chrome'a ve Small olarak burada karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında standart ve klasik olarak ee... Bir ön panjur görüntüsü var. Klasik daha güzel duruyor bu arada. Ee, yukarıya geçtiğimiz zaman bir de çerçeve ekliyor. Çerçeve çok kötü duruyor açıkçası onu söyleyebilirim. Üst kısma girdiğimiz zaman burada altın kaplama bir bulldog olarak karşımıza çıkan bir şey var. Daha sonra yukarılara baktığımız zaman Chrome olarak burada şöyle güneş spelleri var daha doğrusu. Üst kısımda yine Exclusive Roof Cap ve Normal Cap olarak iki tane seçeneğimiz var. Aynı şekilde arka tarafta da bu şekilde e, rüzgarlık seçeneklerimiz ekli. Aşağıya indiğimiz zaman şurada 284 galonluk depoları buradan görebiliyoruz. Büyük ihtimalle bunlar oyunundaki e, depo hacmini etki ediyor olabilir. Bilmiyorum tam emin değilim ama e, ediyor olabilir. Evet 284 galonları bu, bu şekilde istediğinizi koyabiliyorsunuz. Yan taraflarına baktığımız zaman standart bir şekilde burada duruyor. Bunda var mı Black, şey Black Edition? Evet bunda şu Shadow'lar var. Shadow'larda böyle şey arazi lastiği var. Long with white diye geçiyor evet. Yan tarafa doğru bakarsak şurada yine ışıklandırması var. Düz krom e, olarak bir de düz olarak burada bulunmakta. Yana doğru geçtiğim zaman ise boyalı e, standart boyalı krom kaplamalı. Lastiklerde Goodyear DLC'si sahip olanlar Goodyear lastiklerini takabiliyorlar. Arkaya baktığım zaman ise şu tut böyle krom ya da düz olarak yapabiliyorsunuz. Krom kaplamalı ve standart olarak burayı da elleşebiliyorsunuz. Ee, şurası da egzoz kısmı. Hem yani ortadan direkt çıkan e, bir egzoz var. Standart var ve de çiftli arkadan çıkan egzozunuz var. Arkaya baktığımız zaman paspasları görüyorsunuz. Şöyle düz bir şey var burada. Işıklandırmaları da... ışıklandırma yok değil mi? Bunlar da yok aynen. Amerikan trillerin şu ortasında bütün ışıklandırmalar, şeylere, tamponlara şey koymuyorlar. Öyle bir değişik bir durum söz konusu. Şimdi şu tarafta standart ve ee, krom kaplamalı bir şey var. Buraya krom kaplama takabiliyorsunuz yine. Daha sonra şurada yine ışıklar var. Aynalar kısa ayna kısmına bakmadık. Aynada Mac'in ablemi var görüyorsunuz burada. Bu bir tek aynen klasikte varmış. Krom kaplamalı ve boyalı şekilde de karşımıza çıkıyor. İş tasarıma geçtiğimiz zaman ise yine az önceki Antem'in aynısı. Ee, burada iş tasarım olarak bu da karşımıza çıkıyor. Şöyle arka kısma baktığımız zaman dolap kısmı, e, alt kısım, yatak kısmı. Şöyle yatak kısmına da baktığımız zaman e, baya baya bir şeyler var ya bende. Bu neymiş abi böyle? Oyunda bu kadar şey yoktu ama. Neyse e, burada yine ekleyebilecek olduğumuz değişik değişik şeyler var. Mac kısmına arkaya baktığımız zaman balıkçı çantası, gitar ve hokey sopasını buraya ekleyebiliyoruz. Koltuk üzerine e, buraya hayvan falan ne bileyim peluş dağ keçisi koyabiliyorum. Arabanın buralarına kokular falan takılabiliyor. Yine standartta olan her şey burada da mevcut da. Ön kısma baktığımızda ise güneş siperi zaten buraya takılıyor. Direksiyonda iki seçenek var galiba. Mac Ultra ve e, Mac Premium olarak karşımıza burada çıkıyor. Daha da başka bir şey yok Evet daha da başka bir şey yok şimdi birazcık aracı bir sürelim Daha sonrasında videomuzu noktalayalım ee, Ve sizlere videoyu hemen Yayınlamış olayım Editini alayım Yüklemiş olup yayınlayayım ee, Şu an saat 5'i çeyrek geçiyor büyük bir an, siz bu videoyu yetiştirebilirsem 6 altı, yetiştiremezsem altı buçuk civarı falan izleyeceksinizdir diye düşünüyorum bu Araç bu şekilde sesini falan dinleyeceğiz. Ufak da bir süreceğiz. Sadece bir tur atacağız. E, o kadar. Bu arada bugün e, pazar. Pazartesi akşamı yeni harita DLC çıkıyor arkadaşlar. Onu da sizlere harita görünümünden göstereyim. E, şöyle geldiğim zaman. Arkansas DLC geliyor. Büyükten Arkansas'ta yayında oynayacağız. Kick kanalımızı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. çıktığı akşam yayında oynamayı düşünüyorum. Araca maaşını basıyorum. Yine yarıda kesildi. Hemen şöyle bir ufaktan tur atalım. Direksiyon kamerası yok. Zaten hani bir sürüş olmayacak olduğu için direksiyon kamerası niye koymadım? Ama sürüş videolarında direksiyon kamerası oluyor. Evet sesini falan duyuyorsunuz. Arabanın şöyle bir de ışıklarına bakalım. Sinyaller, Parlar. Alt kısım ışıkları da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, Mac Pinnacle bu şekilde bir araç e, oyun eklendi. Artık Darısı ETS'nin başına ETS'ye eklenmesi gereken bir sürü tır var. İnşallah onlar da en kısa sürede eklenirler diye ümit ediyoruz. Yeni bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.